Futbol tarihinin en parlak takımlarından, Guardiola'nın Barcelona'sından bir yıldız daha sahalara veda etti. Yıllara damga vuran İspanyol futbolunun eşsiz stoperlerinden Gerard Pique 35 yaşında kramponlarını astı. Bir Dünya Kupası, bir Avrupa Şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar Ligi, 8 La Liga, bir de Premier Lig şampiyonluğu yaşayan unutulmaz oyuncu 18 yıllık profesyonel kariyerine tam 36 kupa sığdırmayı başardı. Barcelona ve İspanya milli takımıyla kazandığı zaferlerle futbolun en zengin kişisel müzelerinden birine sahip olan Pique, ünlü şarkıcı Shakira ile olan beraberliğiyle kariyeri boyunca manşetlerdeydi. 2 Şubat 1987'de Barcelona'da dünyaya geldi. Barcelona onun genetiğindeydi. Kulübün eski as başkanlarından Amador Bernabeu'nun torunu olan Pique, 10 yaşında La Masia'ya girdi. Ancak Camp Nou'ya çıkması kolay olmadı. Defansif orta saha rolüyle başladığı kariyerinde 17 yaşında ülke değiştirdi. Sir Alex Ferguson'ın yetenek avcıları Barcelona ile profesyonel sözleşme imzalamadan Pique'yi Manchester United'a götürdü. Usta antrenör La Masia'da defansın önünde görevlendirilen oyuncuyu stopere çevirerek futbol dünyasına eşsiz bir stoper kazandırdı. Fakat Pique'nin parlayışı Old Trafford'da gerçekleşmedi. 4 sezon kaldığı United'da bir sene Real Zaragoza'ya kiralandı. Zirveye çıkması için yuvaya dönmesi gerekti. 2008 yazında Barcelona'nın başına geçen Pep Guardiola, Pique'nin vitrine çıkmasını sağladı. Katalan devinin Avrupa'nın zirvesine kendi gençleriyle çıkabileceğine inanan Guardiola, La Masia'da kulüp kültürüyle büyüyen genç savunmacıyı United'dan 5 milyon euroya transfer etti. İlk sezonunda yeteneklerini ispatladı. 2008-2009'da tüm kupaları elde eden Barcelona'nın savunmasında kaptan Puyol'la rakiplere duvar ördü. Puyol sertliğiyle rakipleri yıldırırken, Pique ise oyun zekasıyla defansın organizatörüydü. Sembolleşen pozlarından birini de ilk sezonunda verdi. Hayatının derbisinde Real Madrid'i Santiago Bernabeu'da 6-2 yendikleri maçta attığı golden sonra Barcelona formasını göstererek ev sahibi taraftarları kızdırdı. Xavi, Iniesta ve Messi ile durdurulamaz bir takımın parçası olan Pique, Barcelona'nın nüvesini oluşturduğu İspanya milli takımıyla da 2010'da Dünya Kupası'nı kaldırdı. ...2010'da sadece dünya şampiyonluğu kazanmadı. Turnuvanın şarkısı Vaka Vaka'yı seslendiren Shakira ile klip çekiminde tanıştı. Doğum gününün aynı olduğu ünlü şarkıcıyla magazin basınının asla gündeminden düşmeyen bir ilişki yaşadı. 11 yıl beraber olan Gerard Pique ve Shakira'nın iki çocuğu olurken Haziran 2022'de ayrıldıklarını açıkladılar. Pique sahalardaki başarısına ara vermedi. 2011'de Barcelona 6 kupa kaldırırken 2012'de İspanya ile Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Pique'nin Barcelona tutkusu asla yeşil sahayla sınırlı kalmadı. Katalan kimliğini her zaman savunurken 2017'deki bağımsızlık referandumunda da aktif rol oynadı. Un acto de agresión y han tenido que venir la Policía Nacional y İspanya'dan ayrılmak isteyen Katalunya özerk bölgesine destek veren Pique, mitinglere katılırken sosyal medyada da Katalanları oy vermeye davet etti. Referandumun ardından yaşanan siyasi gerilimde İspanyol taraftarlardan tepki gördü. 2018 Dünya Kupası'ndaki başarısız sonucun ardından hedefteki isimlerden biriydi. Turnuvadan sonra 102 kez giydiği İspanya milli takımı formasıyla vedalaştı. Pique'nin milli takım serüveni bu kararıyla bitmedi. FIFA tarafından tanınmayan Katalunya milli takımında da 10 maç görev aldı.
Pique futbol dünyasında gelirini en iyi yöneten isimlerden biri oldu. Japon firması Rakuten'in sahibi Hiroshi Mikitani ile bir spor ve medya şirketi kurdu. Uluslararası Tenis Federasyonu ile anlaşarak Davis Cup'ın organizatörlüğünü 25 yıllığına 3 milyar dolar karşılığında satın aldı. 2021'de eski takım arkadaşı Lionel Messi'nin Arjantin'le ilk kez kazandığı Copa America'nın yayın hakları da Pique'nin şirketindeydi. Yeşil sahaya da yatırım yaptı. İspanya alt liglerinde iki takım satın aldı. Futboldaki serüveni sadece sportif başarıyla sınırlı kalmayan Pique, 36 kupa kaldırdığı ihtişamlı kariyerini Barcelona ile 2024'e kadar sözleşmesi olmasına rağmen 35 yaşında noktaladı.